Herkese merhaba. Bugün Deniz'le açtık programımızı ve öpmedi. Çok tatlı maşallah ona. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili izleyenlerimiz. Bizim keyfimiz çok yerinde. Senin evet. Nasıl keyfin? Birazcık Lokman hasta. Hastayım vallahi. Yani. Duyuyor musunuz? Ne diyorsunuz? Bir daha alalım. Tuğçe Hanım buraya. Bravo. Ya. Bravo Tuğçe Hanım'ın lobisi. Bravo. Bravo. Gördün. Tuğçe Hanım oraya. Tuğçe Hanım size kestane ikram edeceklermiş. Alayım. Ama kameracılara yok. Kameracılara yok. Aa niye? Da... Dönüş. Elektriği yok ha. Tamam ben. Kolay kardeşlerime gelsin. Hayırlı işler. Yarım yarım vereyim. Alın kardeşim. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı, ben buyurun. Size kiloyla alacağım arkadaşlarım. Tuğçe Kut lobisi yine faaliyette. Tuğçe Kut lobisi. Ne oluyor? Acayip bir Tuğçe Kut sevgisi var. Artık bilmiyorum yanlış yaptım. Yani ben sana dedim. Bu kadar çok dengeli gitmemiz gerekiyordu. Bu kadar çok... Yenmenin sonucu bu. Vallahi. Ama bir şey söyleyeceğim. Perişan, bu haftadır perişanım ben yani. Son zamanlarda da yani... Üst üste ben 5-6 evet. kez yendim sanki. Öyle öyle gerçekten yani tebrik ediyorum seni. Ben de çok tebrik ediyorum kendimi. O zaman ne yapalım? Çok enerji geldi bana. Evet, bilmiyorum evet. Daha konuşasım var. Pazarı bitirip böyle hadi bütün tatlı suyu gezmek istiyorum bir şu anda. Bir yandan bakalım ne var ne yok pazarda ama yarışmacıları bir an önce bulalım. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Yapmadığımız bir yemek yapacağız. Ne istiyorum biliyor musun şu anda? Ne söylemek istiyorum? Belki hakikaten bugün ilk defa programımızı izleyecek olan seyircilerimiz vardır ya. Hani ekrandan ilk defa açanlar. Evet ilk defa açanlar için. O ilk defa açanlar için hemen programımızı özetlemek istiyorum ben. Her gün farklı bir semt pazarında, İstanbul'un semt pazarlarında mutfağımızı kuruyoruz. Sonra Lokman'la pazara dağılıyoruz. Esnafımızla konuşuyoruz, halkımızla konuşuyoruz, alışveriş evet. yapan. Ve konuştuğumuz insanlardan, hanımefendilerden, beyefendilerden yarışmacı buluyoruz kendimize. Evet, o yarışmacılara da güzel bir yemek yaptırıyoruz. Tabii bazen biz veriyoruz, bazen gri kaplı kitabımızdan, bazen kendileri ne yapmak istiyorsa yemek yaptırıyoruz. O yaptıkları yemeği de bu güzel esnaf jürimizden 5 kişiyi seçiyoruz. Onlara beğendirirlerse evet. birinci olana ödülümüz... Bütün pazar alışverişi bizden. O zaman artık birinci olan yarışmacımı bulmak için ben yola koyulmak istiyorum. O zaman ben devam edeceğim. Ben beste yapacağım, şarkı yapacağım. Tamam, söyle artık kızmıyorum. Haydi söyle. O zaman. Hadi baba. Ben bir şey konuşacağım, sen git de. Sevgili dostlar, gerçekten bu aralar Tuğçe çok fazla yemeye başladı. Hem biraz hastayım, biraz da çok iyi yarışmacılar denk geldi ona. Ama yılmadık, ayaktayız. Çünkü pazarda oluşan Tuğçe Kurt lobisini yeneceğiz hep beraber. Gidiyorum. Evet diye bir Lokman taklidiyle başlamış. Sevgili dostlar, Lokman her ne kadar pazardaki Tuğçe lobisinden bahsetse de yarışmacılarım iyi yemek yapıyor. Benim bunda bir kabahatim, suçum, herhangi bir lobi oluşturduğum durum yok. Ama göreceksiniz günün sonunda yine gülen ben olacağım. Lokmancığım başarılar. Herkes geri vites yaptı biz ileri. Kars Vegas, Digor Texas. Buradan sığarsam demek ki zayıflamışım. Dur bakayım. Kestanenin faydaları neler? Kestane çok kilo yapar. Kalorisi çok yüksek. Nasılsın? İyiyim. Siz yarışmak ister misiniz bize? Vallahi adını verdim bak. Yok. Vallahi bak. Yok. Tuğçe? Evet. Yok, o yapamıyor ya. Sen daha güzel yapıyorsun. Canım benim. Ayşegül Hanım boğa burcu olduğu için çok iyi yemek yapıyormuş. Ben de boğa burcuyum. Burçları kapışıyor. 65 yaşındaki Cevher'e tüyo veriyor buradan. Değişik olsun değil mi öbüründen? Yani ben kazanmak istediğime göre. Soğan kaç lira acaba? Ha, sen sonra ara beni olur mu? Bir yarım saat sonra. Saatçi nerede var? Nerede? Yok ya. Ha burada varmış. Kırmızı bandanayı da aldı. İntikam timi başladı. Eski eşimde Rus'la evli. Privet. Ne? Privet. Bir başkadır bizim yemeklerimiz. Seni çatlatacağım. Peki yemek yani. Darılırsam bu pazardan giderim. Yekte, yekte yavrum. Oh, kokusundan belli be. Var var. Suyundan da, şuyundan da al, al, al. Suyundan da al. Yani. Tamam. Çanakkale'de. Abla domates seçiyorsun.
tatlı su pazarındayız. Bu pazarı da çok seviyorum. Çünkü buradaki esnafımız da sağ olsunlar. Onlar da beni pek seviyorlar. Şimdi hem onlarla konuşalım biraz. Hem yarışmacımızı bulalım. Ve kazanalım. Merhaba. Nasılsınız? Evet, çok nasılsınız? Tatlı. İki tane kızınız var. Evet. Adın ne senin? Ayşe Feyza. Feyza? Ayşe Feyza. Konuşabiliyor. Feyza Nur. Oh, çok tatlı. Kardeşinin adı ne? Feyza Nur. Çok seviyorsun değil mi kardeşini? Evet. Onu böyle öpüp kokluyor musun? Sarılıyor musun kardeşine? Evet. Bakıyor musun ona? Evet. Bak zaten öpüyor da sıra sarılıyor. Pazar alışverişine çıktınız. Evet. Ne yemekler seviyorlar? Sebze seviyorlar mı? Seviyorlar evet, çok seviyorlar. Karnabahar, kereviz seviyorlar. Siz de sebze ağırlıklı mı yemekler yaparsınız daha çok? Adınız neydi? Esra. Esra'cığım, pazardayız diye bizim bir yemek yarışma programımız var. Hiç izliyorum. Evet, ama çocuklarla maalesef katılamam. Ya ben bak sorumu da anladı. Belki başka zaman, çok teşekkür ediyorum. Peki nasıl buldunuz programımızı, beğeniyor musunuz? Beğeniyorum, evet izliyoruz. Çocuklarımız bile izliyor yani. Ay ne kadar evet. Güzel. Sen bizi izliyor musun? İzliyorum. Tanıdın mı sen beni? Tanımamış bak, bakıyor. Tamam olsun, hiç önemli değil. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Kolay gelsin. Bay bay fıstık. Evet. İzleyen bulunca o kadar seviniyoruz ki. Gerçekten. Sevgili dostlar, pazardayız. Tüm hızıyla devam ediyor. Ben bir isyankar abimizle beraberim. Yo, beraber dur. Az önce sen ne diyordun bana? Baba ne isyankar ya, ayıp sana. Yanlış bölüm izlemişim. İsyan etmem baba, isyan edelim mi ya? Etmez mi? Baba, peki bir şey söyleyeceğim. Gel gel. Sen dün hangi bölümü izledin? Esat Paşa'da. Esat Paşa. Burası hangi pazar? Tatlısu. Tatlısu. Esat Paşa'da seni nasıl göreceğiz biz? Göremezsin. Beni Esat Paşa, beni Tatlısu'da göreceksin. Diyor ki bana çekim öncesi. Ben sana küstüm, o kadar konuştuk, beni vermedin diyor. Yanlış bölümü izlemişsin. Hayır, pazarda kimse konuşmuyor. Bir tek biz konuştuk abi. Değil mi? Tabii canım. Seni vermeden olur mu? Sen bir hafta önce herkes gidiyor. Geri vites yaptı, biz ileri. İleri değil mi? Hep tabii ileri. Mi? Nereliydik biz? Kars, Vegas, Digur, Texas. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Senin bölümü izleteceğim sana sonra. Tamam abi. Hadi hayırlı işler olsun. Sevgili dostlar, bir yanlışı düzelttik. Yanlış bölüm izlemiş. Benim suçum değil. Şöyle ablalarıma doğru gideyim bakayım. Neler var burada? Fıstıklar var burada. Ne güzel simitler yiyorlar. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyiz, sağ olun. Neler almaya geldik bugün pazara? Mantar, ıspanak, domates, o tür şeyler. Peki iyi yemek yapar mısınız? Annem yapar. Yapar mı? Yapar. Anne? Yok, yenge. Yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Bize yemek yapar mısınız? Pazardayız programında. Yok. Gerçekten. Şu an müsait edemiyorum. Bebekten dolayı mı? Evet, acelem var. Değiliz. Aynen. Sağlık olsun o zaman. Günler. Görüşmek üzere. Anneye de çok selamlar. Heh, benim Deniz orada. Deniz'in annesine bir soralım, belki kabul eder, hem de Deniz beni öper belki bu sefer. Merhaba, yine ben geldim. Şey, ısrarla Deniz'in beni öpmesini sağlamaya çalışıyorum. Deniz, öper misin? Ablayı öp. Hadi artık. Ne olur Deniz. Bak ben Merve çok tatlıyım. Teyze. Merve teyzeyi öp. Merve teyzeyim ben. Peki, dedeyiz. Evet. Ne kadar güzel, maşallah. Çok güzel bir ederim. Torunumuz var. Çok Allah sağlık versin, güzel bir ömür versin. Çok teşekkür ederim. Bahtı açık olsun. Allah size de nasip etsin. Amin, inşallah. İnşallah annemiz. Anne de çok güzel zaten, bakar mısınız gözlere, yüze. Deniz, anneyle konuşuyorum ben. Konuşabilir miyim? Tamam, peki. Deniz'le biz sadece göz temasıyla anlaşıyoruz. Biz pazarda mutfak kuruyoruz. Böyle size sorduğumuz gibi hanımefendilere, beyefendilere diyoruz ki gelir misiniz, bizle yemek yapar mısınız, yarışır mısınız diyoruz. Sokakta yemek yapıyoruz. Vaktiniz var mı? Nedir durumunuz? Şimdi? Yok, şimdi. Ya sizin var mı? Yok. Ben de misafiriyim zaten. Evet, evet. Belki başka zaman. Teşekkür ederim ben. İyi alışverişler size. Hoşçakalın. Bay bay, hoşçakalın. Bay bay, bay bay. Ay bay bay dedi. Çekmedim, bay bay dedi bana. Buradan sığarsam demek ki zayıflamışım. Dur bakayım. Sevgili dostlar. Abi ne yapmışsın, burası zindan gibi olmuş. Yok, dökülmedi. Merhaba. Hoş geldin. Ne haber abi? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Keyifler yerinde mi? Bugünlere şükürler olsun. Abi çok pazarcılık güzel. Senin ekstra mesleğinmiş, doğru mu? Müteahhit misin sen normalde? Ya normalde müteahhitlik yapıyorum da şimdi ek olarak da, ama bizim mesleğimiz bu ya.
Pazardan müteahhitliğe geçti evet, diyorsun evet. Abi. Peki neler var bizim abi burası? Bizim ekmeğimiz her şeyimiz buradan. C ya. Vitamini deposu gibi burası. Portakal, mandalina, elma, armut, tam muz. Tam kışın en güzel meyveleri burada. Muz nerenin muzu? Var. Mersin'den geliyor. Mersin. Peki bir şey söyleyeceğim abi. En iyi mandalina nerenin mandalinası? İzmir. İzmir gümüldür, değil mi? Tabii. Gümüldür, çekirdeksiz. Çekirdeksiz. Sarı mandalina sarı değil mi mandalina, abi? Peki evet. Portakal. Finike mi? Finike. En güzeli Finike. 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 Bizim sanatçı nereye gitti abi? Kaybolmuş. 5 dakikalığına şimdi bir yere gitti gelecek. Gelecek mi? Gelecek. Bugün var mı? Beste yapmış mı yeni bir beste? Vallahi bilmiyorum. Morali iyiyse, tamam, düzgünse iyi. Yapar. Sabah iyi miydi morali? Evet. Menajeri bu arada değil mi? Menajerimiz. Sen onu ikna et. Biz birazcık gezip dolaşalım. Ondan sonra gelip şarkı yapacağız tamam mı? Tamam abi. Hadi görüşürüz o zaman. Hayırlı işler olsun. Görüşürüz müteahhit abi. İyi bak kendine. Ben şuralardan çıkayım yine. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Bu Tuğçe sevgisi nereden geliyor? O sizin sıcaklığınızdan geliyor. Yani ya, sizin... Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz? İyiyiz vallahi. Yarışmacı arıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İşte... Çok şükür idare ediyorum. Burası çok güzel pazar. Ben çok seviyorum. Aynen. Yani. Bir de biz kaliteci olduğumuz için fark ediyor yani tezgahımız. Sizde yeşillikler, ıspanaklar, marul, taze soğan, bütün yeşillikler en faydalı. Fantanze, 83 çeşit. Peki bizim programı izliyorsunuz? İzliyoruz tabii ki yani o yüzden Tuğçe Hanım bağırıyoruz ya, tezahürat ediyoruz ya. Bu nedir polo. Gerçekten? Akdeniz kıvırcığı, Lororoso. Bunun 5-6 çeşidi var. Lororoso. Tabii. Lororoso şu. Bu endivyen. Endivyen. Aynı. Akdeniz kıvırcığı. Akdeniz kıvırcığı tabii ki. Yalnız dediğiniz gibi hakikaten A'dan Z'ye bütün yeşillikler var. Şimdi kestane bizim boşuna mı gitti dedi. Hiç boşuna gider mi ya? Nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Kış denince akla yiyorum sürekli. Evet, kış denince akla tabii ki kestane tabii. Geliyor. Kestanenin faydaları neler? Kestane çok kilo yapar. Kalorisi çok yüksek. Bir fayda değil bu. Keyif işi. Ama hayır yani az miktarda tüketirsek tabii, kilo yapmaz. Tabii tabii. Değil mi? Tabii. Siz bizim programı izliyorsunuz. İzliyorum. Seviyor musunuz? Çok hem de o biçim. O biçim seviyor. Peki ben yeniliyordum ama son zamanlarda devran döndü. Artık kazanmaya başladım onu fark ettiniz mi? Fark ettim. Beni destekliyor musun? Tabii destekliyorum hem tamam. De canla gönülle. Candan gönülden de. Peki benim yarışmacım olur da gelir de siz jüri olursanız unutmayın yani tamam, Tuğçe'nin olur. Yarışmacısını. Oluruz. Teşekkür ediyorum. Kolay sağ gelsin. Sağ olsun. Bye teşekkür bye. Ederim. Bugün çocuklardan gidiyoruz. Allah'ım bir kıvırcık. Özür dilerim. Kızdın mı? Merhaba der misin? Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Adın ne? Önder. Benim de Tuğçe, memnun oldum. Pazara mı çıktın sen? Evet. Seviyor musun pazarlarda gezmeyi? Evet. Annen en güzel hangi yemeği yapıyor? Patates. Tabii ki her çocuğun cevabı. Nasıldır yemek yapmaklarınız? Çok güzel. Ya, evet. Neler o güzel olan şeyler? Severim yemek yapmayı, çok seviyorum. Aslında bir rehabilite yöntemi değil mi yemek? Gerçekten insanı rahatlatıyor. Bir sanat aynı zamanda. Peki hangi yemekte iddialısınızdır? Genelde etli yemeklerle. Nereliyiz? Ben Amasyalıyım ama eşim Malasyalı olduğu için o eti çok... Amasya'yı da çok severim ben. O da çok güzel ülkemizin şehirlerinden bir tanesidir. O tepedeki bir restoranı vardır onun. Bütün Amasya'yı gördüğün. Şahanedir. Peki bizim programımızı hiç izlediniz mi? Hayır. Tamam ben hemen anlatıyorum size. Biz pazarda mutfak kuruyoruz. İki tane yarışmacı buluyoruz böyle size sorduğum gibi. Ve iki kişi karşılıklı geçiyorlar, yemek yapıyorlar, yarışıyorlar sokakta. Hemen şurada bizim mutfağımız. Acaba vaktiniz var mı bizle yarışır? Ha bugün biraz da. Ne kadar süre? 2-3 saat. Çocuk olduğu için bırakmam gerekiyor şu anda. Belki haftaya her çarşamba geliyor musunuz? Geliyorum evet. Tamam belki haftaya buluruz sizi. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Bulamadık yine. Bakalım aramaya devam ediyoruz. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor efendim? Neler alacağız bugün? Güzel her şey. Balıktan başladık. Oh. Meyve, sebze hepsi. Hepsini alacağız. Peki en iyi hangi yemeği yaparsınız? Güzel soru. Ben çok yemek yapmıyorum. Daha çok evde çalışanım yapıyor ama. Ya, ne güzel. Peki onun en iyi yaptığı yemek hangisi?
Çok güzel Özbek pilavı yapar. Özbek o zaman kendisi değil mi? Evet. Ya gerçekten geçen bir pazarda karşılaştık yine Özbek bir hanımefendiyle. O da çok iyi Özbek pilavı yaptığını söyledi. İnşallah bir gün bir Özbek yarışmacımız olacak. Öyle peki, mi? Bekleriz. Bekleriz. Peki siz yarışmak ister misiniz bize? Güzel bir yemek yapsanız bize. Pazardayız da. Hayır. Böyle jürimize tattırsak, birinci olsanız. Yok, teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür eğleneceğiz. Ederim. Çok güleceğiz ama. Yok ya, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim o zaman. Hayırlı pazarlar olsun. Sevgili dostlar, iyi başlamadık vallahi. Sürekli hayır alıyoruz. Ama inşallah hayırlı olacak. Bu arada gerçekten çok hırslandım. Gördünüz bu arada açılışta da Tuğçe'nin nasıl bir lobisi olduğunu, nasıl desteklendiğini, nasıl birinci olması için çalıştıklarını hep beraber gördük. Allah'tan siz de bunu biliyorsunuz. O nedenle sıkıntı yok. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Bakalım bugün Derya Deniz bize ne vermiş? Evrenle konuş, Evrenle. Kimle konuşayım? Evren kaçmış oradan, Evren utanıyor. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk patron, nasıl gidiyor? Gel Evren sen de gel. Evet. Abi ne var bugün tezgahta? Bugün tezgahta hamsi var, istavrit var, mezgit var. Hamsi 25'te 10 liraya mı düştü abi? Bugün 10'una. Bugün 10 lira. Bugün Karadeniz. Özel mi kampanya? Tabii Karadeniz geldi öyle. Ne güzel. Başka ne var abi güzel? Mezgit var. İstavrit var. Balbon. Süper bir istavritimiz var. Süper bir istavrit. Şimdi biz iyi balığı nasıl anlayacaktık? Onu bir gösterebilir miyiz? Gözlerinden renginden anlayacaksın istavriti. Bir göster bakalım abi. Şu şekilde gel bu tarafa doğru. İyi bir balığı. Şöyle yemyeşil olması lazım. Evet. Yemyeşil. Gözleri parlak. Parlak. Bir de kulağı böyle kıpkırmızı olması lazım. Bu kulağı mı oluyor? Aynen. Solungacı. Şu an solungacı evet. Biz kulağı diyoruz. Kıpkırmızı olmalı bu şekilde. Kıpkırmızıysa taze balıktır. Aynen. Değil mi? Parlaması lazım bu şekilde. Taze olması için parlaması lazım. Maşallah. Garanti hepsi de, veriyoruz yani hepsini. Hepsi de aynen. Mücevher gibi parlıyorlar. Aynen. Kardeşim kolay gelsin. Aynı zamanda temizliyoruz da mı aynen, abi? Aynen tabii. Hizmete sınır yok bizde. Hepsi yani yapıyoruz. Ne olsun abi geldi burada temizledi. Her şeyini alacak temiz götürecek. Pişirme hazır veriyoruz müşterilerimiz. Aynen abi. Bir de bir pişirmesi kaldı onu da yapsan. Burada müsait değil. Müsait yapacak değil mi? Bizim tezgahta yapsınlar hemen arka tarafta. Abicim nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor işler? Allah'a şükür teşekkür ederim. Abi işte benim en sevdiğim balıklardan bir tanesi dil balığı. Bu tavuk göğsüyle hemen hemen aynı değil mi aynen. Abi? Pamuk gibi pamuk. Bu kedigillerden en sevdiğim balıklardan bir tanesi. Yanındaki ne abi? Kalamar. Kalamar. Kalamar pahalı bu aralar değil mi abi? Yo da normal fiyat. Ne kadar abi şu anda? 25 lira kilosu. 25 lira. Ucuzmuş evet, abi ucuz, ya. Havalar soğudu balık geri döndü. Geri döndü. Şu an düşüyor. Hamsi 25 lira. Geri geldi mi Karadeniz hepsi? Geldi. İyi aman çünkü güzel oldu. Gelmeye başladı. Bu somon nenenin somonu abi? Bu Karadeniz. Deniz alası normalde bu. Deniz neyi? Deniz alası. Deniz alası. Evet somon. Alabalım büyüğü bu. Abi alamadım ya. Alabalım. Evet. Şöyle 1,5 kilo. 1,5 kilo. Evet 30 lira bir tanesi. Oo ne güzel ama lezzetli olur değil mi? Tabii yağlı lezzetli somon olur. Somon bol bol yemek lazım. 4 kişiye yeter. Yeter daha. Evet. O bana yani tek yeter. O ancak ben yerim onu. İtal somon var. İtal. Norveç somonu. 1,5'ü ancak ben yerim abi o bana yeter. O zaman hayırlı işler olsun abi. Teşekkür ederim. Balık tezgahımızdan tüyolarımızı aldığımıza göre ben şöyle amcamla bir konuşayım. Ne yapıyor, ne ediyor? Şöyle etrafımıza dönelim. Merhabalar amcacığım. Merhabalar. Nasılsınız? Balığımızı aldık. Bakalım bir pişirecek. Kim yapacak, pişirecek? Kim pişirecek? Siz mi pişireceksiniz? Ben pişireceğim. Peki iyi yemek yapar mı abi? Çaktırmadan söyle. Acayip. İyi güzel, yapar. Nereli ablam? Erzurum. Erzurum ise güzel yemek yapar abi. Evet. Aynı. Peki Erzurum'da bir de cağ kebabınız ne kadar güzeldir değil mi abi? Güzel. Güzeldir. Güzeldir. Güzel. Kadayıf dolmasını iyi yapar mısın? Evet. Oo. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz pazarda yemek yarışması yapıyoruz. Biz de yarışmak ister misiniz? İyi yemek... Uğraşamaz yok uğraşamaz. O yaşlandı. Yaşlandım ya. Yok estağfurullah yaşlanma maşallah çok genç ya. Yok 65 vakit oldu. Mi yok diyorsun? 65 oldu. Torunlarla uğraşıyoruz. Sağlık olsun o zaman. Teşekkür çok teşekkürler. Ederim. Buradan Erzurum'a sevgiler saygılar diyelim. Hadi gel Erzurum'a gel. Değil mi ablacığım? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nerelisiniz? Orduluyum. Ordu. Evet. O zaman hadi gel Erzurum'a gelden ordunun derelerine geçelim mi? Geçelim. Neresinden ordunun? Mesudiye. Mesudiye. Zaten İstanbul'un %70'i Sivaslı, %30 da Ordu Mesudiye'di. Evet. Ne kadar çok Mesudiye'di var abla ya. Öyle. Çok değil mi? Çok göç evet, vermiş demek ki. Evet. Peki en iyi hangi yemeği yaparsın abla? En iyi helle. Helle. Yap bir helle, iç iç terle. Değil mi abla? Evet. Evet. Şifa deposu böyle sarımsakla unla yapıyorsun evet, değil mi helleyi? Hı hı. Peki başka neyi yaparsın?
başka ne bileyim şu anda aklıma gelmiyor ya. Gelmiyor değil mi? Yok. Bir de kara lahana diyeceksin zaten. Onun kara lahana yapıyor. Evet. Değil mi? O her yerde var. Peki, kara lahana. Peki pazardayız, yemek yarışması yapıyoruz biz. Pazarda yemek yapıyoruz. Jüriye tattırıyoruz esnafa. Birinci olana pazar alışverişi bizden. Yapmak evet. ister misin? Yok ya şu anda müsait değilim. Valla. Valla işim bak, var. Bak gerçekten. Teşekkür ederim. Allah'ın adını verdim bak. Yok. Valla bak. Yok. Tamam ablam benim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Sevgili dostlar, gezmeye devam ediyoruz. Halkım yesin bu cevizler. Halbim dostu, benim dostu bu ceviz. Evet, kaç tane red oldu? 3 tane red oldu. Ama ne yapalım, benim suçum değil. Herkesin işi var. Nereden bilsinler Tuğçe gelecek de onların pazarına yarışmacı olmaları için soracak. Bakalım ama bulacağız. Kime soralım? Bay bay. Deniz'le karşılaşıyoruz sürekli. Koşun koşun, çok tatlı bir teyzemiz var. Anladım yani. Konuşmadan ne kadar tatlı olduğunu anladım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Beni tanıdınız mı? Haşlamalık patates alıyordum ben de. Heh, kolay gelsin. Evde haşlama. Beni tanıdınız mı ben? Başka bir şey sorayım. Aa, televizyondan. Nasılsınız? Ay, tam işlerimi yapıyorum, bitiriyorum. Tam dinlenmeye çekiliyorum. Televizyonu bir açıyorum. Bizim program. Sizin program. Seviyor musunuz? Pazardayız. Çok dinlendiriyor beni. Seyredin. Eğlenceli, keyifli değil çok mi? Çok eğlenceli. Sıcacık. Hoşuma gidiyor. Süper. Peki hoşunuza gidiyorsa vaktiniz var mı? Bugün bizle yemek yapın. Aa, yani şimdi pek strese gelemiyorum ben. Ben hiç stres yaptırmayacağım. Bunları haşlayacağım, patates köfte yapacağım, kadın budu köfte yapacağım. Bir sürü işim var. Oğlum gelecek de, oğlumla gelinim gelecek. Yemeğe mi davetliler? E tamam, belki... Vaktim yok yani. Çok yapardım uzun sürmüyor ama. Çok uzun sürmüyor ama. Ne kadar? Sizin için bir saat. Bir saat ama... Ya hadi ne olur. Adınız neydi? Benim Asuman. Asuman teyzeciğim. Beni mi kıracaksın? Vallahi bilmiyorum ki. Bak sana masum masum bakıyorum. Beni ya, mi kıracaksın? Programı da seviyorum. Kendi kendimi de seyrederim orada evet, ama. Ne kadar güzel olur. Hatıra olur senin için. Hadi ne olur. Eğer zaten yarışmayı kazanırsan, sen birinci olursan bütün pazar alışverişin de bizden olacak. O önemli değil. Artık bütün her zaman yapıyoruz bunu. Ama işte eğlence olur. Senin için de hatıra olur. Ne diyorsun Asuman teyzeciğim? Vallahi ne diyorsun? Yapsın değil mi? Benim yaptığım yemekten tadarsan olur. Sen de tat. Oy. Tamam onu sonra alırız. Alırız biz. Zaten kazanırsak her şeyini biz alacağız. Lokmancığım ben çok ton ton çok tatlı bir teyze buldum sana. Kolay gelsin. Hadi gidelim Asuman teyzeciğim. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Pazardayız programından geliyoruz. Buyurun. İzlediniz mi daha önce programımızı? Evet izledim. Nasıl buluyorsun programı? Güzel buluyorum. Eğlenceli mi? Evet. Peki iyi yemek yapabiliyor musunuz siz de? Çok güzel yemek yapıyorum çünkü boğa burcuyum. Boğa burçları iyi yemek mi yapar? Evet. Ben de oğlak burcuyum, ben de iyi yemek yapıyorum. Yani damak zevkleri çok önemlidir boğa burçların, onun için çok güzel yemek yapar. Abla kaçma, biraz bu tarafa doğru gel. Ne alacaksın? Soğan mı? Soğan abi, alacağım. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Sarımsak alacağım. Ablacığım ne yemek yapacaksın bugün? Mantı yerken. Yapacağım. Mantı? Evet. Ne mantısı şimdi? Kayseri mi? Sinop mu? Ondan sonra boşnak mantısı mı? Hangisi? Kayseri. Kayseri. Evet. Memleket neresi? Antalyalıyım. Antalya. Evet. Peki Antalya'nın gözlemecileri de çok güzeldir bu arada. Ve Antalya'da çok güzel balıkçı abilerimiz var. Onlara da sevgiler, saygılar. Yarışır mısın peki böyle bir yarışmada bizde? Ama benim acelem var, eve gitmem lazım. Akşama misafirlerim gelecek. Ama daha kaç saat var? Saat daha kaç ya? Ama ben buradan gideceğim, 2 saatte eve gideceğim. Nerede? Yok yaparsın yaparsın. 2 saat sürmez bu alışveriş ya. Sürer mi abi 2 saat? Yani yapacak insana bağlı abi. Şimdi kimisi var 5 saatte bir yemek yapar, kimisi var 2. Ama bu abla da 1 saatte yemek yapacağına eminim yani. Bak gördün mü, 1 saatte yaparsın diyor abla yani. Yok ben yarım saatte yaparım. Yarım saatte? Evet çabuk. O zaman gel bizde yarış ablacığım ya. Vallahi bak bu aralar perişan olduk. Tuğçe bizi yeniyor. Hiç... Katılmadım, yapamam. Tamam katılma, biz hallederiz. Gel, izliyor musun bizi? Evet. Nasıl gidiyor program? Çok güzel. En çok... 15'te başlıyor. 15'te başlıyor evet. Değil mi? Peki ben mi daha iyi yarışmacı sen buluyorum? Sen değil mi? Tuğçe? Evet. Yok, kaybediyor. O yapamıyor ya. Sen daha güzel yapıyorsun. Canım benim. Öpeyim seni o zaman okula mı? Evet. Hadi sana iyi dersler. Sağ İsim ol. Neydi? Muhammed. Bir de okula selam söyle Muhammed. Herkese selamlar olsun. Herkes burada. İzlesin mi bizim programı? Evet. Hadi izlesinler. Muhammed çok teşekkürler. Çak. Bak Muhammed bile bizi izliyor ablacığım ya. Ben sizi izledim ama 2 haftadır hep kaybediyorsunuz. İnşallah benimle kazanırsınız. O zaman kazanalım. Vallahi perişan olduk abla ya. İnşallah. İnşallah. Evet. Haydi o zaman gidelim mi? Gidelim. İsim neydi bu arada ablacığım? Ayşegül Gökçen. Ayşegül ablacığımla
Tuğçe'yi yeneceğiz. İyi yemek yapıyorsun dedin. Boğa dedin. İddialıyım dedin. Evet. Yeneriz değil mi abla? Yeneriz. Vallahi bak mahvolduk ya. Yani bu aralar hep yenildim ya. Ablacığım merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olsun. Neler alacağız? Aldım, ne, hiçbir şey de almıyorum. Aldım bir. Vallahi oklavayı aldın, korkuttun bizi. Kimi döveceksin onunla? Yok, kimseyi dövmeyeceğim sizi. Gençlere yazık oluyor. O yazık oluyor değil mi? Değil, tabii canım. Şey mi açıyorsun, hamur mu açacaksın? Hamur açacağım. Ne yapacaksın hamurla? Katmer yapacağım. Katmer? He. Ne güzel olur değil mi katmerde? Yanında da çay böyle. Çay, ayran, mayın. Güzel olur vallahi. Ablacığım kolay gelsin sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşmek size. Üzere. Size de kolay gelsin yavrum. Görüşürüz ablacığım. Ayşegül Hanım boğa burcu olduğu için çok iyi yemek yapıyormuş. Ben de boğa burcuyum. Bugün boğa burçları kapışıyor. 65 yaşındaki Cevher'e tüyo veriyor buradan. Değişik olsun değil mi öbüründen? Yani ben kazanmak istediğime göre. Soğan kaç lira acaba? Sen sonra ara beni olur mu, bir yarım saat sonra. Salça nerede var? Nerede? Yok ya. Ha, burada varmış. Kırmızı bandanayı da aldı, intikam timi başladı. Eski eşim de Rus'la evli. Privet. Ne? Privet. Bir başkadır bizim yemeklerimiz. Seni çatlatacağım. Peki yemekler ne? Darılırsam bu pazardan giderim. Yekte, yekte yavrum. Oh, kokusundan belli be. Oh. Var var. Suyundan da, şuyundan da. Oh. Al, oh. Al, oh. Al. Suyundan da, al. Yani. Tamam. Seyyar mutfağımıza geldik. Hoş geldik. Benim baksana çok tatlı bir yarışmacım var. Asuman teyze. Asuman. Bizim de Ayşegül. Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hoş Ayşegül bulduk. Ayşegül Hanım boğa burcu olduğu için çok iyi yemek yapıyormuş. Boğa burçları çok iyi mi yemek yapıyormuş? Evet öyleymiş. Aa, evet. Aynı şeyi söyledim. Bilmiyordum. Ha, bilmediğiniz bir şey var. Ben de boğa burcuyum. Demek ki bugün boğa burçları kapışıyor. Evet. Boğalarımız kapışıyor, bakalım kim birinci olacak. Peki Lokman sizi nasıl ikna etti? Çok zor ikna etti. Öyle mi? Evet. Peki neden ikna oldunuz? Çünkü ona bir şey vaat ettim. Ondan birinci oldu. Birinci oldu mu? Yani birinci olacak. Ne vaat ettin? Tuğçe'yi yenme vaadi. Evet. Evet. Nereden biliyoruz seni bunu acaba? Bu hafta izlemiş programı. Evet. Orada, hep ben yemişim. Sen yemişsin 2-3 defa. Biraz zor evet, o. Aynen. O çok zor o biraz. Zor burada mu? Burada tecrübe konuşuyor. Vay. Ben yaşındasın Asuman teyzeci. Hepsini nasıl yetiştirdin? O hiç ya. Belli olmaz ya, ama yaparak. O belli olmaz. Kaç ben boynuz kulağa geçer. Ben 65 yaşındayım. Maşallah. Maşallah. Size yaşınızı sormayalım. Yok 18 evet. Yaşındayım. 18 yaşında güzel. Ne güzel. Önemli olan kaç yaşında. Bakalım hangi boğamız kazanacak? Tecrübeli boğamız mı, genç boğamız mı? Boğa burçları iyi yemek yaparmış. Damak zevkleri çok önemli. Değil mi? Evet. Güzel. Bakalım göreceğiz ilerleyen çok az. Yemesini de sever, kaldı. Yapmasını da sever. Hadi bakalım. O zaman size yarışmayı anlatalım biraz. Yarışmamızda biz size karabiber, kırmızı biber, pul biber. Tuz. Tuz ve kekik veriyoruz. Yanında su ve zeytin. Şey zeytinyağı. Zeytinyağı veriyoruz. Ay arkadaşım hasta ondan da onun öyle. Onun yanında da bugün yapımcımız pastırma koymuş. Bir de ne var ve acaba? Sürprizimiz var. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Evet. Milli yemeğimiz. Kuru fasulye. Atatürk'ün de çok sevdiği bir yemekti bu. Bir gece önceden ıslattık evet, kuru fasulyeyi ve dedik ki ama pastırmalı kuru fasulye olsun. Pastırmalı Kayseri tarafını andırıyor biraz. Evet tabii ki pastırma deyince akla Kayseri geliyor. Geleneksel mutfağın en önemli baklagillerin şahı diyebilir evet. miyiz kuru kesinlikle fasulye için? Kesinlikle öyle. Kış aylarının vazgeçilmezi. Evet. Yanına da güzel bir turşu. Soğan, bir turşu. De beyaz pilav. Evet. Bir de pilav yaptın mı? Ev of. Turşusu çok güzel olur. Değil of, mi? Of of. Zaten ben herkese ev turşusunu tavsiye ediyorum. Çünkü yararlı probiyotiklerden evet. Bağırsağı çalıştırıyor. Çalıştırıyor. Ve iyi bir yararlı bakteri yerleştiriyor. Böylece de zayıflamakta da çok faydalı. Efendim bugün çok tatlı yarışmacılarımız var. Asuman teyzeciğim 65 yaşında. Zor ikna ettim mi? Aslında çok zor ikna etmedim. Beni ya. Görünce böyle bir yelkenleri indirdin. Evet seni evet. kırmak istemedim. Evet. Gerçi misafirim de gelecek, oğlum gelinim de gelecek ama yemeğe. Bir saatçik artık size ayıracağım. Teşekkür ederiz. zaten programımızda izliyormuş bu arada Asuman teyze. Evet. Ayşegül Hanım da izliyormuş. Bu aralar işte ben sen yendiğin için bir ara biraz evet. fazla.
Evet. Bu sefer biz yeneceğiz. Demiş, Tuğçe'yi yeneceğiz dedi yani. Evet. Hadi bakalım göreceğiz o zaman. Şeytanın bacağını biz kırabilecek miyiz? Böyle bir döndü, şansı iyi döndü bu arada. Bilmiyorum, Tuğçe Kurt lobisini geçebilirseniz bakacağız yani artık. Yani bakacağız, göreceğiz Tuğçe evet. Kurt lobisini alemde. Şimdi. Biz size ne verdik? Kuru fasulye verdik, pastırma verdik. Siz evet. Artık kuru fasulye için diğer gerekli olan malzemeleri alacaksınız. Soğanı alacaksınız. Biber alın. Evet. Salça alın. Salça alın. Hatta kırmızı yemeklik aslında biber varsa toz biber alın. Aslında domates kuru fasulye de yapılır yaz yemeği olarak ama biz şimdi mevsim itibariyle salçalı olarak da salçalı yapalım. Hatta ev salçasını herkes kendisi yapsa ne güzel olur değil mi? Tabii. Çok güzel olur. Ev salçası. Acı biber alın. Kırmızı acı biberlerden. O da tat katıyor. Yani, tiyo veriyor. Yer oluyor. 65 yaşındaki Cevher'e tiyo veriyor buradan. Yok, hiç yakıştı mı sana? Aşk olsun. Hayır, onun için değil. Sadece belki unutur. Evet. Hani hatırlatma yapıyorum. Toz biber belki aklına hiçbir gelmez şey pazarda bizim toz biber bulmak. Bizim sevgimiz değil. Hiçbir şey almayın. Hadi gidin gezin dolaşın gelin. Biz her türlü yaparız bu konuda. Hadi ne hırs var aslında şu an içinde, ben biliyorum onu. Osman teyzeciğim 10 lira. 10 dakika süren var. 10 dakika içinde alışverişi yapıp gelmiş olmanız gerekiyor. Masraf gerektiren pastırma kuru alınmış zaten. Alındı. Öbür zıvırlardan soğanını al, biberini al. Öbür zıvırlardan al, işi yapma. Sarımsağı unutma. Tamam. Aynen öyle. Salça. Bir dakika. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Sarımsak. Çok teşekkürler, içmeyeceğim hocam vallahi. Çok sağ olasın. Bu arada jürilerimizden bir tanesi. Çok teşekkürler, yeterli hadi bana. Osman teyze ister misin? Ama gerçi sen jüri şimdi alışverişe gideceksin dönüşte. Jüri olacağız yine, tamam. Yakışıklı teşekkür jürimize. Teşekkür ederiz. Bize çay getirmiş. Kolay gelsin. Çok sağ olasın. Kolay gelsin. O zaman çayımızı koydu. Aldım ben, aldım. Şeker kullanmıyoruz. Şeker kullanmamaya özen gösteriyoruz. Evet. O zaman diyoruz ki düdükten sonra. Pazara başlayalım. Doğru gidiyorsunuz. Buyurun. Başladı. Biz de çayımızı içelim. İçelim, sohbet edelim biraz. Anlat. Çok tatlı bir teyze bulmuşsun yine, tebrik ediyorum seni. Bu aralar... Evet, çok şeker değil mi? Bu aralar benim şansım nedir böyle? Buna nasıl bir açıklama getiriyorsun? Vallahi bilmiyorum, beni cezalandırıyorlar galiba. Yani geçen bir jürimiz demiş ya, Lokman Real Madrid gibi attıkça atıyor. O vicdansız Fatih'ten dolayı. Mesela onlar da daha önce şey diyordu, yani yaptırdığın yemekleri çok beğeniyoruz diyordu. Ama bir anda hepsi Tuğçe Kurtçu oldu ondan sonra. Vallahi öyle oldu. Teşekkür ediyorum ya tüm pazar esnafımıza. Gerçekten hep söylüyorum bunu ama. Profesyonel aşçı getireceğim. Bak görürsünüz ben bundan sonra. Ya bir gün de öyle bir şey yapsak. Gerçekten böyle şef var, öğrencilerimizden sürü... yarıştırsak evet, değil mi şu an okuyan üniversite öğrencilerinden? Aynen, gastronomi öğrencilerine sesleniyoruz. Gastronomi öğrenci. Gelin yarışalım. Evet. Eğlenelim, hı, gülelim. Hem de güzel bir anımız olsun değil mi? Evet, bence de öyle. Şimdi yarışmacılarımız gitti pazara. 10 dakika süreleri var. 10 dakika sonra her iki yarışmacımız da bugün aynı yemeği yapıyor. Ne? Kuru fasulye. Milli yemeğimiz kuru fasulye. Ama pastırmalı kuru fasulye. Pastırma olsun diye. Oh, mis gibi. Mis gibi değil mi? Efendim. Efendim. Aynı anda dile tutalım. Evet. Pazardayız. Tüm hızıyla. Devam ediyor. Etsin bakalım. Bütçem var. Sarımsak almam lazım. Şunu alabilir miyim? Alır. Kaç lira? 1 lira 2. Çabuk olursan, çok acelem var çünkü. Bana oy ver, tamam mı? İnşallah. Oy vermezsen sonra bir daha gelmem sana. Soğan almam lazım. Kuru fasulye yapmak için. Ben kuru fasulyeyi bir iki diş sarımsak da koyuyorum. Soğan, domates veya domatessiz olabilir. Salça. Soğan, salça, kırmızı biber almam lazım. Acaba yetişebilecek miyim ya? Vakit de çok dar. Hemen başlayayım almaya. Buradan çok az bir sarımsak verir misin? Teşekkürler. Soğan kaç lira acaba? Bir tane soğan alacağım. Bir tane soğan mı? Evet, kaç lira? 25 kuruş mu? 25 kuruşum yok ya. Tamam, helal olsun. Olmaz öyle. Olmaz. 750 lira geri vermen lazım. Çabuk çabuk, acelem var. Geçen hafta da buradaydım ha, haberin yok. Tamam mı? Ne alacaktın başka? Biber almam lazım. Sarımsak aldım. Şöyle bir yeşillik almak istiyorum yanına. Ne alsam acaba? Roka mı? Bir marul almak istiyorum ama... Ufak bir marul olsun bana. Kaç liradır? Uzaklar sana 1,5. Tamam. Çok teşekkür ederim.
değişik olsun değil mi öbüründen? Yani ben kazanmak istediğime göre. Bir kaşık tereyağı alabilir miyim acaba? Kaç lira? Çabuk ama biraz acelem var. Kaç lira? Çok değil mi ya? Ama çok. Hayır, para çok. Neyse, para kalmadı. Kuru soğandan verir misin bana? Yarım kadar. Ne kadardı? Teşekkür ederim. Alo. Evet. Şu anda evet, pazardayım yalnız ben Kadir. Ha, sen sonra ara beni, olur mu? Bir yarım saat sonra. Hadi oldu, hoşça kal. Oğlum aradı. Merak etmiş de eve ziyaretime gelmiş. Kuru fasulye pastırmalı. Oyunu bana ver sakın ha. Salça nerede var? Nerede? Yok ya. Ha, burada varmış. Bir kaşık domates salçası verir misin? Bir kaşık da biber salçası alayım. Salça kaç lira? 3 lira. Çok koydun ya. Bir kaşık biber salçası dedim, bir kaşık domates salçası dedim. Sen çok koydun. Param yetmeyecek. 750 gramlık da ben kimyon alayım. Buradan alın. Tamam, kaç lira kimyon? Çok oldu ya, hiç param kalmadı. Ufağından bir tane salça alabilir miyim? Domates salçası. Sade domates. Bir kepçe gerekli yani, fazla değil. Bozuk bir 25 var, olur mu? Teşekkür ederiz. Şimdi kırmızı kuru biberimi almam gerekiyor. Vallahi şimdi marul garnitür olarak yanına kuru fasulyenin çok gider. Turşu da gider aslında. Kuru fasulyem için bol kuru soğan aldık. Salçamızı aldık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kestane de ikram ettiler bu arada. Anne sen ne yemeği yapacaksın? Kuru fasulye. Anne bana getirmeyi unutma. Olur olur. 750 gram toz biber verir misin? 750 gram mı? Şuradan. Oyunu bana vereceksin, tamam mı? Oyunu vermezsen bir daha senden bir şey almam. 1 liram kaldı, onda da biber alacağım. Kırmızı biber alacağım. Kırmızı biberlerden verir misin? Şu 2 tanesi yeter. 3 tane yeter mi? Şuradan 1 lira biber verir misin bana? Çabuk olamam. Dakikam kalmadı. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hepsi 1 lira mı? Çok verdim. Ama tamam. Bütün malzemelerimi aldım. Şimdi yemek. Ne yaptı acaba? Ya şey, Asuman teyzeyi de çok yormak da istemiyorum. Evet, umarım ama çok koşturmuyordur pazarda. İnşallah. İnşallah, ne yapıyor bilmiyorum. Bakalım efendim. Ama göreceğiz. Heyecanlı bir de şey, akşama misafirleri var ya, bir an önce bitsin diye çok koşturmuş olabilir. Ya beni kıramadı gerçekten. Hmm. Oğluyla gelini gelecekmiş eve misafir olarak. Yemeğe bir de kadın geldi, burada yemek yapıyor. Bir yemek yapacak, bir de orada olsun. Bir daha yemek yapacak. Evet, aynen öyle. Bakalım. Abi aynen öyle lafı da ne çirkin bir laf aslında ya. Çok, çok kullanmamamız ben gerekiyor. Evet. Senin yüzünden ben de kullanıyorum. Hiç ya, aynen demezdim, artık hep aynen diyorum. Kötü. Dikkat edelim, uyaralım onu birbirimizi. Aynen'i siliyoruz hayatımızdan. Ne yapalım, kumbara yapalım. Aynen öyle diyen atsın para. Vaktimiz çok mu azaldı? Hayır hayır, gayet iyiyiz. Bayağı oldu. Hatta sen önce geldin, bak Lokman'ın evet, yarışmacısı yok. Neler aldın hemen? Vallahi kuru fasulyemi aldım. Kuru fasulye vardı zaten. İşte kuru soğan. Ay pardon, kuru soğanımı aldım. Marul almışsın, marulu niye aldın? Yanına görsel olsun diye. Ha, her şey olarak. Tamam. Ay dur bir dakika, bir dakika. Bir dakika mı? Onu takmayalım ha. Takacağım da ben montunu mu çıkar? Rahat edemeyecek. Çıkar, çıkar montunu. Tamam. Leopar desenli. Baba yani bizim bir şey. Bizim yarışmacı canım nerede kaldı acaba? Tamam. Bunu giy Asuman teyzeciğim. Ben montu vereyim. Sana suyunu da getireyim. Al bak, buraya suyunu koydum. Evet, tamam. Tamam. Herhangi bir hastalığımız falan yok değil mi? Yok yok, koştuğum için. Ha. Ya niye koştunuz? Dedim vakit az diye. Hırs bile yaptık. Akşama da misafirler gelecek. Onun da telaşı. Ben böyle başımı örtüp bu ne ya? Çalışamam. Burada bir şey var. O bir şey değil. İçine turşu mu kaçmış? Turşu var. Ay. Turşu verdiler bana da. Ne oldu?
Keşke turşu alsalardı ya. Evet, niye? Aslında vardı turşucu da değil mi? Evet, hiç aklınıza gelmedi görüyor musunuz? Balık turşu dedi. İkram ettiler. Turşu da ne güzel oldu değil mi? Sarımsak almışız, marul almışız. Lokman bak senin en sevdiğin. Evet. Bu kadar çok yağ etsin, atacak mıyız? Hayır hayır canım, ölçümüzü bileceğiz. Hı. Dur bir dakika, başım bir şey yapayım da. Tabii tabii, sen tamam, yap bunu. Tuğçe bu arada onları şeye koysun. Çok almışız çok soğan ya. Çok soğan almışsın. Bol soğanlı mı yapacaksın hepsi? Ama çok küçük soğanlarımız var. Ben bol soğanlı yaparım. Tamam. Ben de ama yemekte protein bol soğan bakalım seviyorum. Bu dedim rakip çocukların gibi şöyle kafasına koyacak herhalde. Öyle yap öyle. Çocukların zekası. Kırmızı bandanayı da aldı, intikam timi başladı. Merhabalar. Boğalar kırmızıyı çok sever. Boğa evet. Burcu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne aldık? Evet. İlk önce. Bir dakika. Kırmızı biber aldık. Daha başlamadık. Kırmızı biber aldık. Başlamıyorsun. Kimyon aldım. Kimyon ama neden? Yo, çok yakışır kimyon. Kimyon kuru fasulyeye yakışıyor mu gerçekten? Evet. Aman kimyonla salça falan iyice bir rezil etsin de yemeğini görelim. He, çok çok evet he. Başka ne aldık? Tereyağı aldı. Kırmızı biber aldım. Tereyağı da mı aldın? Bak toz biber evet almış bak. Biz toz biber tereyağı aldık. Tereyağı buldum. E toz biber almadın mı? E biz ne almıştık? Nerede almıştınız? Yok. Ne tereyağı mı aldın? Biz toz biber almadık mı? Yok almadınız. Bizim salçamız nerede? Burada. Soğan bir tane mi aldınız? Bir tane de biz ikna ederken vardı bir tane elinizde. Onu aldınız mı? Yağımız var. Yağımız var da Asman teyzeciğim toz biber al demiş bir dakika. Ay ben toz biber istemiyorum, kullanmıyorum. Hayır. O bizim. Ha, istemiyor musun? Hayır var ya zaten. Bunu da vermiyoruz. Bunu da gitti kendimiz toz aldık. Toz biber burada var istersem kullanıyorum. Bizim kırmızı şu yemeklik toz biber iyice böyle kırmızı ha, yapıyor ya yemeği. Sevmiyorum, sevmiyorum. Çekildim çıkarayım ben. Yemeğimde çıkardın, kullanmam. Çıkardın. Öyle mi? Ben kullanıyorum yemeklerde. Vallahi ben de öyle beyaz yemek sevmiyorum. Mesela kırmızı ben, yemek seviyorum şunu ben. Şunu söyleyeyim, ben tantuni yapıyorum evde. Mesela tantuniye de pul verdiği de toz biber koyuyorlar. Ben de yemeklere evet toz biber atarım. Hatta ben biraz hemen vereyim. Acılı olandan da atarım ki keyifli olur. Siz de mi montu çıkardınız? Peki. Evet. Boğalar. Boğalar, kırmızılar. Boğalar. Hadi bakalım, eldiveni de giydik. O zaman şunu da takıyoruz artık. Ben eldivenle çalışırım. Eldivenle mi? Ben de eldivenle çalışamıyorum. Ben de eldivenle çalışamam. Hissedemiyorum. Ben dokunacağım böyle güzelce. Ben de öyle. Yarım saat süreniz var. Yarım saat içinde bakalım yemeğin pişmiş olması gerekiyor kendim. Asuman teyzeciğim. Halleder miyiz? Ya şimdi kuru fasulye biraz haşlanacak. Evet. Ona bağlı yani, haşlanmasına bağlı. Ama siz neresiniz? Ben Ankaralıyım. Ankaralısınız. Çok güzel Türkçeniz var. Değil mi? Eski haşlanacak. İstanbul evet, hanımefendisi. Evet, evet kesinlikle. Evet. Diksiyon eğitimi falan almanıza gerek yok zaten. Çok güzel konuşuyorsunuz yani. Almadınız mı yoksa? Üniversite mezunuyum ben. Ne bitirdiniz? Ankara Gazi Eğitim. Eğitim. Evet. Hangi bölüm? Öğretmen miyiz? Fen bilgisi. Fen emekli oldum. Emekli evet, öğretmensiniz. Öğretmendim. Hocam ellerinizi verin. Hocamız. Evet. Hocam. Hem de canım. Kendi oğlumun bile. Ben de kendi oğlumun bile öğretmeniydim. Kendi oğlunun bile öğretmeniymiş. Tıbbı bitirdi. Şimdi doktor. Doçent. Doktor evet üniversite. Ne güzel. Ne güzel. O zaman bu malzemeler yıkansın. Kaldığımız yerden pazardayız. Devam ediyor. Etsin bakalım. Başlayabiliriz artık. Yarım saat süremiz var. Bugün Türk mutfağından kuru fasulye yapacağız. Milli yemeğimiz. Başlayın doğanlasın. İnşallah ben kazanırım. Bak. Yani kazanamazsam da kısmet artık, ne yapalım? Başlayacağız bakalım. Hayırlı. Başlayalım da onlardan şey geri evet kalmayalım Asuman teyzeciğim. Ne yapalım? İlk önce fasulyemizi haşlayalım mı? İlk önce kuru fasulyemizi haşlayalım. Bu arada Ayşegül Hanım birazcık kendinizden bahsedelim. Sizi tanıyalım. Antalyalıyım. Evet. 2 senedir İstanbul'dayım. Kızım üniversiteye başladı. Ondan dolayı mı geldiniz? Evet. Ne okuyor üniversitede? Rusça tercümanlık okuyor. Rusça tercümanlık. Oo, çok güzel bir bölüm. Sıcak su getirdim çok size. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Oo, elleriniz dert görmesin. Ne demek, ne demek. Birsen Hanım, nasıl yapardınız soğan? Soğanı kavuruyorum ben. Evet. Ondan sonra fasulye salçasını koyuyorum. Evet. Fasulye haşlanınca koyuyorum onu. İneceğine yakında pastırmalarını koyuyorum. Yoksa dağılıyor. Evet dağılıyor. Haşlesi. Son böyle 5 dakikada 10 dakikada konulması gerekiyor evet pastırmanın. Koyuyorum ondan peki sonra da biraz böyle 10 dakika kaynadı mı kapatıyorum.
İkisini çemeninde beraber. Çemeninde koyuyor musunuz pastırmanın? Çemeninde koyuyor musunuz? Biz seviyoruz, koyuyoruz. Sevmeyen de olur. Aa! Gel, gel, gel. Ay çok tesadüf. Kim? Mızıya ablamız bizim. Ya gerçek dedik karşılaşırız seninle pazarda diye. Mızıya abla benim ablamın ikizlerinin annesi, teyzesi artık her şeyi. Gürcü çok güzel yemek yapar o da. Nasıl gidiyor pazar alışverişin? Çok güzel. Öp yeğenlerim benim için Mızıya ablacığım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bye çok bye, sağ olun. Bye bye. İşte karşılaşıyoruz sokaktayız herkesle. Yakında annemle falan karşılaşırım diye. Tuğçe kurtla bize artıyor hadi bakalım. Artıyor. Ne yaptık Asuman teyzeciğim? Soğanları soyuyoruz. Pastırmaları. Tuğçe çok büyük bir olayı kaçırıyordun. Durdurdum ablayla ne konuşurken. Oldu? Şimdi kızı Rus dili Rusça çevirmenlik okuyor. Evet. Oğlu Moskova'da. Dedim ki nedir bu Rus sevdası? Niye bu kadar Rusça? Evet anlatıyordu şimdi Ayşegül Hanım. Niye? Eski eşim de Rus evli. 12 sene oldu ayrılalım. Eyvah. Rus evli olduğu için her şeyi Rusça'ya çevirdiniz. Hayır yani bilmiyorum. Peki, yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Orada bir hikaye var mı? Ne gibi? Bilmem. Yani şimdi Rusça'yı mı seviyorsunuz? Eşinizden yani, intikam mı alıyorsunuz Rusça için yoksa? Hayır yani Rusça'yı seviyorum. Oğlum orada olduğu için torunum evet, var. Evet, o yüzden seviyorum. Ondan. Evet. Böyle, peki siz de biliyor musunuz Rusça? Çok az. Ne mesela Rusça merhabalar nasılsınız der misiniz? Privet. Ne? Privet. Merhaba. Evet. Merhaba, paka. Evet. Gel. Bay bay. Gel merhaba. Gel. Başka. Davay davay. Haydi haydi. Haydi haydi. Başka. Evet. Bu kadar. Bu kadar mı? Bak bir misafirimiz var. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Ne mikrofonu hafif uzat. Uzatayım. Ablamında. Yemek yapıyoruz. Ha, ne yemeği yapıyorsunuz? Pastırmalı kuru fasulye sever misiniz? Ha, sağ ol severim tabii. Siz de yapar mısınız evde? Yapıyorum. Neli yapıyorsunuz kuru fasulyeyi? Çoğu ben sade yaparım bazen pastırmalı yapıyorum. Bazen pastırmalı yapıyorsunuz. Peki pastırmayı en son mu ekliyorsunuz? Piştikten sonra. Piştikten sonra. Kayseriler yer değil mi? Kayseri'de yapıyor. Biz Kayseri değiliz ama yapıyoruz biz. Benim yarışmacım çok panik. Bana bu arada hep panik yarışmacılar denk evet. geliyor. Ama işte o panik olma hali de insana dezavantaj olmaz olarak geliyor. Olmaz öyle girmez dur. Biraz daha yağ koyalım. Biraz, bence tereyağını bol koyalım. Sonra mı ilave sarımsak, edeceğiz? Sarımsak koydum diye tereyağını. Sarımsak biraz sonra ilave edeceğiz. Pastırmaları en burada son. Burada bambaşka bir şey çıkıyor. Yalnız ben şu biberler korkutuyor beni. Beni de korkutuyor vallahi. Hayır bir de biz böldük. Çok acı olursa ben unuttum onu. Lokman sen bir kere ondan bana tattırdın ya. Evet. Ya sadece dilim değdirdin mi? Boğazım bütün ciğerlerim yandı. Vallahi bayılacaksınız. El parmaklarınızı yersiniz belki. Evet. Bir başkadır benim memleketim söyler misin? Hep beraber söylersek misin? Ama. Havasına, ses... suyuna, taşına, toprağına, bin can feda dostuma. Evet. Her köşesi cennettir, ezilir, yanar içim. Bir başkadır benim memleketim. Bir başkadır... Lay 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 lay. La la lay lay la la lay lay. Lay 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 lay. Bir başkadır bizim yemeklerimiz. Ya bro. Peki, senin şey Karadeniz'de bir tarafın varmış. Var var. Var var. Var mı Karadeniz'den de bir türkü? Tabancamın sapını gülle donatacağım. Gülle donatacağım. Evet, evet. Tabancamın sapını gülle donatacağım. Gülle donatacağım. Hadi buyur. Alacağım başka yer. Sevdiceğim başka yer. Seni çatlatacağım. Seni çatlatacağım. Peki yemekler ne alem? Şarkıyı Türkiye. Pazardayız. Hayır, nedeyiz artık bilmiyorum. Halaydayız. Şarkı halaydayız yani öyle bir şey.
Trabzon'da kayyuklar kızlar. Ne alemdeyiz? Ne alemdeyiz? Trabzon'da kayyuklar kızlar bindi kayyuklar. Trabzon'un kızları. Oy 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 oy. Lokman çok acı. Getirelim. Ben senin acıyı yedim, yemin göğsüm yandı, göğsüm. Acayip acı. Ama acı faydalıdır. Faydalıdır. Bağırsakları çalıştırır. Başka? Sağlıklıdır. Lokman size yardım etti mi? Hayır, hiç yardım etmedi. Ben artık etmeme kararı aldım. Edip yeniliyorsam daha çok üzülüyorum. He. O nedenle etmeden yenileceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen son zamanlarda yardım etmiyorsun, hep yeniliyorsun. Evet, acaba etmiyorum artık. Acaba... Yok, küsme. Küsme sen. Yok yok. Şimdi ben baharatla falan gerçekten karışmadım ama ben seninle konuşurken o esnada biberleri doğrayıp atmıştı içine. Bir tane aldım içinden yedim. Yemin ederim Meksika'ya gittim geldim. Şu anda göğsüm... Ama pişmiş yemeğe soğuk su konmaz. Kesecek su konmaz. Pişmiş açı olmaz. Hayır, tavaya suyu koyunca tava otomatikman onu ısıttı. Olmaz. Pişmiş açı su sen. Bunun işin bitti mi? Konmaz, evet. Tamam. Evet. Pişmiş açı su bile katılmaz. Evet. Bakalım, bizimki, göreceğiz. Bizimki daha güzel olacak. Biz yeneceğiz onları. Ah, buyur. Evet. Karadenizli taraf, hadi bakalım. Ha bunu böyle yaparız, cumuştan can oynarız. Ha bunu böyle yaparız, cumuştan can oynarız. Ben de çay kaşığını oynadığım için hiç sıkıntı yok. Oh. Tabancamın sapuniyi gülle donatacağım. Onu geçtik, onu geçtik. Alacağım başka yer. Öbür tarafın nereli senin? Seni çatlatacağım, yapacağım güzel yemek seni çatlatacağım. Bir saat. Ya. Oh. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ay, adınız neydi? Çok ocağı kapatalım. Ayşegül Hanım full konsantre. Tabii çok pratik bu arada ama. Çok evet, çabuk evet, yaptı. Evet evet, çabuk ama. Koyun şimdi. Ha, kimyon doğru evet, kimyon. Koyacaktınız. Ben birazcık suyla beraber alsın diye beklettik. En son şimdi koyabiliriz evet. Gayet lezzetlidir yani aroması. Bakacağım. Heyecanla bekliyor musunuz yorumumu Ayşegül Hanım? Ne diyorsun Lokman Bey? Vallahi benimki midemi yaktı şu anda. Çok, biraz da karabiber koyun, iyice ölelim biz. Ya koyun, ben ondan da koyayım biraz. Biraz tuzlu mu oldu acaba? Tuzu mu var diyorsun? Biraz tuzu suyu var gibi geldi. Olabilir. Biraz su rica edelim. Sizin farkı ne olacak biliyor musun? Tereyağı. O kimyon, tereyağı ve toz biber salçası da koydunuz siz değil mi? Bizde biber salçası yok. Ve toz biber. Tek dezavantajınız... Çok acı. Acı. Bakalım. Acıdan kaybedersek üzülmem. Gerçekten. Çünkü ya daha pişiyordu. Şöyle bir tane aldım, hatta kızdı elini koyma aşıma diye. Ağzıma attım. Şu an göğsüm hala yanıyor. Yanıyor yani. Değil yanıyor mi? Yanıyor. Meksika biberi bir de yani. Çok acı o. Bastırmadan çoktur kederim. Darılırsam bu pazardan giderim. Yekte, yekte, yavrum yekte. Bastırmalar denkte, yekte, yavrum yekte. Senin bilmediğin şarkı. Oh, böyle başarıyla bayılıyorum. Evet. Yavrum bu gençlikte. Yerim. E pişti mi bastırmalar? Pişti, pişti. Ne hadi. Vallahi biraz kuşbirinin gazabına uğrayacağız gibi geliyor mis bana gibi ama. Olmuş. Koyayım mı? Kuşeciğim biz kazandık herhalde. İnşallah. Dur, bismillah, daha nereye kazandınız siz? Tahminen. Şu lezzete, şu nefasete bak. Oh, kokusundan belli be. Oh. Koyacağım. Harika. Tabii bizimki tereyağlı, sizinki tereyağsız. Bunu da belirtmek evet isterim yani. Doğru. Biz kullanmadık. Bizde kimyon tereyağı var, sizde kimyon yok. Sizde biber var. Biber salçası var, sizde normal salça var. Ama mis gibi kokuyor vallahi. Tamam. Üzerine biraz karabiber dökelim. Çok az. Tamam. Hemen koyalım. Ve sevgili dostlar. Ha, suyundan da. Bizim artık kuru fasulyemiz hazır. Bizimkinin farkı neydi? Tereyağlı. Kimyonlu. Ve içinde karabiber vardı. Kimyonlu. Onlar da tereyağı yok. Kimyon yok. Ve aynı zamanda sıvı yağla yaptılar. Zeytinyağıyla. Zeytinyağı, sıvı yani. Evet. Zeytinyağı da sıvı. Öyle deme, sıvı yağ deyince böyle hani akla ayçiçek, ondan sonra diğer sürekli yağları. Ayçiçeğe benim aklıma ayçiçek geliyor. Senleştim ben şimdi. Öyle no, no, ya. No. Sıvı yağ dediğimiz yani zeytinyağıyla yaptık. Evet. Tabii ki sizin ekstra malzemeleriniz var. Doğru, haklısınız ama buna karar verecek olan jürimiz. O zaman ilk jürimiz gelsin mi? Evet, gelsin. Evet, sevgili dostlar. Şile'deki gibi... Açık merhaba oylama merhaba yapıyoruz bugün. Şöyle... Kaşığı vereyim. Yakışıklı jürimiz. Seni tanıyalım. Adım Birol Oruç. Kaç yaşında dedik Birol Hocam? 27. 27. Tezgahımız ne tezgah? Sebze meyve. Sebze meyve. Tamam. Memleket? Kars. Kars. O zaman efendim tereyağından bakın buyurun. İlk önce buradan bakın. Evet.
Fasulyesinden, pastırmasından alın. Evet, heyecanlı mısın Asuman abla? Biraz heyecanlı. Bu kadar emek yaptık. Meksika acısı. Acı sever misin? Acıyla aran nasıl? Biraz yok. Biraz yok. Tereyağlı olan da öyle çok güzel. Evet. Bunda? Biraz güzel ama tereyağı yok. Tereyağı yok. Öyle ama lezzetine baktı. Suyuna... Baktım. Baktı. Evet. Tereyağlı daha lezzetli olmuş. Ya öyle mi? Yani senin tercihin? Tercihim tereyağlı. Tereyağlı. Biro kardeşim çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olasın. İlk oyumuzu aldık. İlk oyu aldık. Evet, ikinci jürimiz geliyor. İkinci jürimiz gelsin. Evet. Bakalım o belki bize verir. Abicim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. İsmim geçen Erhan abi yine jüriydin değil mi? Evet, katılmıştım. Çok güzel. Patates. İsmim Erhan Aydın. Evet, Niğdeliyim. Niğdelisinin. Patates soğan işiyle uğraşırız. Aa, ne güzel. İnşallah. Patates kuru soğan. Hayırlı olsun. Evet, patates kuru soğan. Ne kadar o zaman güzel. Buyurun olmaz. Efendim. Süper. Oh, bir o zaman bir kaşık daha alalım. Karnımı doyuracağım zaten. Suyu nasıl olmuş, baharatı falan? Güzel, elinize sağlık. Bir de bizimkiler aynı kaşıkla. Aynı kaşıkla. Evet. Alabilirsin, evet. Bir tadımız değişsin, ağzımızın tadı değişsin. Evet, evet. Heyecanla bekliyorum valla. Valla böyle aromasından, suyundan falan al. Asuman teyzemiz. Suyundan da al. Teşekkür ederim. İkisi de güzel olmuş. Evet. Hangisi daha güzel peki? Ama tabii ki tereyağlıya daha güzel gitti. Olmuş. Peki. Tamam. Açık konuşalım. Yani evet. Karan neyse tamam. Odur. Acısı nasıl? Acısı güzel olmuş. Diğerinin acısı? Normal yani o acı yok. Tad veriyor yani biraz daha baharatlı olmuş. Ben canım. Korkuyordum çok acılı. Acı dezavantaj derken avantaj oldu vallahi Osman. Gerçekten. Biraz daha... Dur daha kazanmadın. Daha bir çoy var belki sonra biraz çoy daha, bana gelecek. Yani acısı tad vermiş hem de güzel olmuş yani. Demeye gerek yok. Kusura çok tabii, teşekkürler. Ablanın yemeği de güzel kusura bakmasın ama o daha güzel yani. Yalana gerekmez yani. O suyundan da koy. Çok teşekkürler. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Efendim, sağ olun. Pazarınız bereketli olsun. Evet. Ve sırada üçüncü jürimiz var. Bakalım o kimi seçecek. Evet. Bekliyoruz. Gelin. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Adım Oya Koyuncu. Oya Hanım, programımızı izliyor musunuz? Tabii seyrediyorum. Nasıl gidiyor? Beğenerek seyrediyorum. Güzel gidiyor programınız. O zaman bugün benim de mi daha çok seviyorum, Tuğçe'yi mi daha çok seviyorum? Beni jüri üyesi olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkürler, layık gördünüz. Rica ederim, çok sağ olun. Seyrettim hanımefendileri, gerçekten çok mücadele verdiler. Bir de siz de katılsanız bize yarışmacı olsanız. Olur inşallah. Neden olmasın? Ne güzel tabii olur. Tabii ki neden olmasın. Çok seviniriz. O zaman buyurun. Evet. Hayır, ilk önce benimkini tanıtacağım. İlk önce o et. Tamam. Sonra damak tadı bundan değişiyor. Başladılar. Evet. Bu sefer evet bundan hadi. Başlayalım. Tamam ondan başlayayım. Pastırmasından da alalım. Nasıl yemekten? Pastırmasından da alalım. Yemekten aramız nasıl? İyi midir? Çok güzel. Yemeği de severim. Yedirmeyi de severim. Yapmayı da çok severim. Abi, ne güzel. Heyecanla bekliyoruz Asuman teyzeyle nasıl? Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Aslında ikisi de güzel. Evet. Yani evet. Bir kararsızlık var. Ama çok hangisini güzel, beğenirsen böyle bu daha iyi diyebileceğiniz. İkisi de bu da çok lezzetli. Bu da çok lezzetli fakat... Tereyağın, fasulyenin içine tereyağı girince biraz tadı daha güzel oluyor. Daha mı güzel oluyor? Daha olmuş? Bir lezzetli oluyor. Acılığı aynı ikisinde. Evet. Aynı acılığı yakaladım. ama biraz tereyağı ve kimyon biraz renk katmış. Değil mi? Evet. İşte bir gerçek gurme aradaki kimyon evet, farkı bile belli. Kimyon biraz renk katmış. O zaman çünkü oyunuz? Olarak, oyunuz? Oyun hanımefendiye. Bravo, tebrik ediyoruz. Üç bravo, oldu. Teşekkürler. Gerek kalmadı zaten. Ama bir kardeşim evet. Daha var, gel. Yakışıklı bir kardeşim var. Çok sağ olun efendim, inşallah size de yarışırız. Çok merdi. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Elim havada kaldı. Teşekkürler. Görüşürüz, evet. Hoşçakalın. Aslında 3-0 ama biz yine de gelelim böyle. Yorumunu yap Asuman teyze. Kardeşim de bizi izliyordu. Okula mı geldin mi, okula mı gideceksin? Okuldan geldim. Üşümüyor musun sen böyle ya? Üşümüyorum ya. Montun yok mu? Nerede montun? Çıkardı gel. Bak artist. Böyle kısa kollu görünce değil mi kızlara falan? Sportmen. O zaman hadi çok üşütmeyelim. Hadi bak bakayım tadına. İsim evet. Neydi senin? Mete Yıldız. Zaten Mete. Sonuç belli. Hadi bakalım Mete. Acısı çok nasıl? Güzel.
Acısı iyi. Tatlım bir de bundan al. Bir de Tuğçe ablanın yaptığı. Evet. Kuru fasulyeden. Asuman teyzenin Asuman yaptığı. Asuman teyze dedi ki ne acıymış ya dedi. Ne tereyağıymış. Ay, ne tereyağıymış ya dedi. Nasıl? Bu da çok güzel. Evet. Hangisini daha çok ama beğendim peki? Hani hangisi anneninkine daha yakın? Anneminkine bu yakın ama ben bunu daha çok beğendim ya. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Çok sağ ol. 4-0. Tabii olabilir. Ben yorum yapacak olan Asuman teyze. Olsun. Mikrofonu var. Onun olur. Yarışlık mühim olan medeni bir şekilde yarışmak. Tebrik ediyorum sizi. 5. bir jürimiz daha olsun mu? Ona da baktıralım mı? Gerek yok. 4-0'dan mı bitirelim? Zaten yenildik. O zaman sağlık olsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bundan sonra başka pazarlarda yine görüşecek miyiz Lokman? Siz görüşürüz. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Siz de evlerinizde tereyağlı yapın. Ha yani. Tamam tereyağlı yapın size. O zaman diyoruz ki sevgili dostlar. Amacının sadece eğlenmek olduğu pazardayızdan. Evet. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Önemli olan kazanmak değil, yarışmak, güzel bir gün geçirmektir. Ama yemeğim de güzel olması çok beni mutlu etti. Gençlerin kazanması bana daha bir şey verdi böyle, şevk verdi. Demek ki yeni gençlik bu milli yemeklerimizi güzel böyle ananevi yemeklerimizi güzel pişiriyor. Tabii ki benim yarışmayı kazanmamda sadece tereyağı etkili değil yani. Sevgimi de kattım, severek yaptım. Demek ki tereyağı yemeklere daha bir böyle yumuşaklık veriyor. Ananevi bir yağımız. Onunki de güzel tabii ki. Ama benimki daha güzel olduğu için ben kazandım.